birinci dikdörtgenin çizim şekli. Karekök 2 şeklinde dikdörtgenimiz oluşuyor. Bu dikdörtgene desenimizi uyguluyoruz. Sihirli daire ile başlıyoruz. Desenimiz 7. aşamada, 6. aşamadan sonra oluşuyor. 8. aşamada desenimiz tam olarak görünüyor. Hem kare ve karenin devamındaki dikdörtgende oluşan desen. Bu deseni buraya taşıyoruz. Bu desenin bu parçasını ayırıp bu şekilde yanına alıp ilave ettiğimizde tekrar bu desen oluşuyor. Bu deseni de ayna simetriyle çoğalttığımızda bu desen oluşuyor. Bu birinci deseni de gene ayna simetriyle çoğalttığımızda bu desen oluşuyor. İkinci dikdörtgenin oluşumu gene aynı şekilde kök 2 kareye, kök 2 dikdörtgene, bu kareye üstüne ilave ederek ikinci dikdörtgeni oluşturuyoruz. İkinci dikdörtgene desen çizimi. Bu çizimle başlıyoruz. 8. de bu desen oluşuyor. Bu desenin ayna simetriyle çoğaltılmış hali. Bu deseni, bu dikdörtgen deseni 22,5 derece döndürerek bu deseni oluşturuyoruz. Kare bir desen oluşturuyoruz. Bu desenin oluşumu gene sihirli dairemizle başlıyor. Bu ve bu şekilde neticeleniyor. Bu da ayna simetri hali. Ayna simetri uygulanmış hali. Bu da kare bir desen. Topkapı parşömenindeki bir desen. Birinci kavis, sihirli daire ve kareyle çoğaltılarak bu şekil oluşuyor ve ayna simetriyle çoğaltılmış hali. Tamam. Teşekkür ederim. Excellent.